Türkiye'nin her alanda üretim ve turizm şehirlerinden Mersin'e yabancıların ilgisi artmaya devam ediyor. Daha önce Silifke ilçesine yoğun bir rağbet gösteren Ruslarsa son bir yıldır Erdemli ilçesine yöneliyor. Özellikle ilçede sahil kenarı olmak üzere 1+1, 2+1 daireler 1 milyon 300 bin liradan başlayarak 2,5 milyona kadar alıcı bulmaya başladı. 20 bin kişiye yapımı sırasında istihdam sağlayan çok sayıda Rus'un da çalıştığı nükleer santralin Mersin'de olması bölge için ayrı bir avantaj oluşturdu. Birçok inşaatın devam ettiği, sürekli yeni konutların yapıldığı 152 bin nüfusa sahip olan ilçede emlak ve gayrimenkul işleri de arttı. Gayrimenkul satışı yapan firmalar seçim öncesindeki durgunluğun seçimlerin tamamlanmasıyla tekrar başladığını kaydetti. Özellikle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden taleplerin geldiği ifade edildi. Gayrimenkul ve inşaat sektörüyle ilgilenen Oğuzhan Yeter, özellikle yabancıların son yıllarda Mersin'i çok sevdiğini dile getirdi. Özellikle son yıllarda yabancılar, turistler Mersin'imizi çok sevdiler. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden talep alıyoruz. O ülkeden. En çok Rusya ve Ukrayna'dan talep alıyoruz. Satışlarımız da gayet iyi, memnunuz. Ruslar ülkemizde bölgemizi çok sevdiler. İstanbul ve Antalya'ya göre fiyat kıyaslaması yaptılar. Daha uygunuz fiyatımız. 1 milyon 500 binden başlayan rakamlarla yazlık alma süreçleri başlıyor. Ve herkes memnun kalıyor. Bunun temel sebebi Erdemli'miz yılın 300 günü güneş alan bir yer. Sahilimiz, tarihi yerlerimiz, gezilecek yerlerimiz gayet fazla. Ve Erdemli insanı gerçekten sıcakkanlı insanlardır. Yani yabancıları severler ve herkes memnun kalır. Denizimiz çok güzel, tarihi yerlerimiz çok iyi. Rakam olarak Antalya ve İstanbul'a kıyaslandığı için bizim esas tercih edilme etkenimiz bu. Bunu olarak yorumlayabilirim ben. Gayrimenkul danışmanlarından Müjde Harunsa seçimlerden sonra işlerin hareketlenmeye başladığını kaydetti. Fiyatlar geçmiş döneme göre biraz artış gösterdi. Bunun sebebi de yabancı yatırımcılarımızın artması. Özellikle Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa'dan fazlaca talep görmekteyiz. Seçimden sonra seçim dönemini bekledi yabancı yatırımcı. Seçim sonrasında tekrar bir hareketlenme başladı.